Şimdi arkadaşlar, Renault 9 Broadway'in kapı boşluklarının burçlarını ve pimleriyle alakalı, ön kapılarla alakalı bir çalışma yapmıştım. Orada tamamen kapıyı sökmüştüm. Kapıyı sökmüştüm arkadaşlar. Bu kez kapıyı sökmeden daha pratik bir yöntemini göstereceğim. Bu arada Marsh BL'e uyguladığım karbon koruma filmini de izlemediyseniz kanalımda o video mevcut dostlar. Onu da izleyebilirsiniz. Hadi. Kapıyı hiç sökmeden bakın altına kütük gibi malzemeler buldum. Üzerine bidonlar falan buldum. Bir kişiye tutturacağım. Kapı pinlerini sökeceğim. Tekrar yerine takacağım. Pratik bir şekilde bunu çözmeye çalışacağım bakalım dostlar. Hadi bakalım. İşlemimize kapı pinlerini sökmekle, kapı vidalarını sökmekle başlıyoruz. T40 lokmaya ve lokma koluna ihtiyacımız var. Bu işlem için normal L anahtarlarla falan sökemezsiniz. Sökmeye çalışırsanız da vidanın kafası yalama olur. İşi iyice böyle tornalık seviyeye falan çıkarırsınız. O yüzden bu iş için mutlaka siz lokma kullanın. Eğer hala lokmaya rağmen sökülmüyorsa, arkadaşlar az önce beni birazcık zorladı. Ben ne yaptım? Bakın arkadaşlar, şöyle bir burçla vidaya etrafı çizdirmeden çekiçle vidanın kafasına şöyle vurdurarak gevşemesini sağladım. En iyi yöntemlerden bir tanesidir. Şöyle bir burçla vurarak vidayı yerinden gevşetip o pasını vesairesini söktürüp vidanın kolay sökülmesini sağlayabilirsiniz. Bu da ayrı bir önemli püf noktasıydı. Dostlar, ben zaten dediğim gibi güç uygulayarak, çekiçle bunu darbe uygulayarak söktüm. Rahat sökülüyor. Birini iyice söktüm. Tam dişinden kurtulduğuna emin olmak için hafiften şöyle bir burçla vurarak kapı pinini, kapı vidasını aşağı doğru ittim arkadaşlar. Şimdi alttaki vidasını sökeceğim ama kapı gergisi bizim elimize ayağımıza dolaşıyor. O yüzden şöyle bir meşin deri kuş lastiği yorağı derler. Şu taşı içine koyduğumuz hazne var ya arkadaşlar. Öyle bir deri parçası buldum, elime geçti. Siz bunu iç rast bisiklet şamrelinden de yapabilirsiniz. Bakın şöylece. Kapı gergisini evet, pinini yerinden çıkardım dostlar. Şimdi kapıyı kapatarak gerginin içe gitmesini sağlayalım. Evet. İçe doğru gitti. Şimdilik şöyle dişe doğru aldım. Zaten ben gevşetmiştim bunu dostlar. Gevşetmiştim şöylece. Lokmanın kenarlarını kabortaya vurdurmadan şöyle bir sökelim. Etrafına siz bezle dolayabilirsiniz. Elinizde koyabilirsiniz. Bir şeyler yapın işte. Şimdi arkadaşlar, kapıyı öylece dursun. Tamam, iyi. Sen sadece tut. O şekilde tut. Kapı yerinden çıkaracağız. Alt tarafındaki desteklerin tam olduğuna emin olun. Pimin birini çıkardım. İkincisini de söktüm. Şimdi kapımızı şöylece yerinden bir alalım bakalım dostlar. Evet. Şöylece yerinden söktük dostlar, ayırdık. Şimdi arkadaşlar, bir tornavida de yardımıyla öncelikle alttan şöyle vurarak üstteki burcumu çıkaracağım. Zaten birazcık kayda başlamadan vurdum, birazcık çıkardım. Evet, şöylece yerinden burcumuzun biri çıktı. Şimdi
tornavidanın burca denk gelmesi şöyle olacak arkadaşlar. Mesela bunu alttaki burç düşünün. Tornavida şöyle denk getirmeyin de şöyle denk getirin. Şu vaziyette. Zaten üsttekini birini söktüğünüz zaman diğeri özellikle alt taraftaki rahatlıkla sökülecektir. Çok aşırı paslanmamışsa dostlar. Evet, ikinci burcum da çıktı. Şimdi bir de aynı işlem, alttakini uygulayalım. Yağlı paslı yerleri güzelce şöyle bir silelim, temizleyelim. Gerekirse şu iç kısmını geçen gün yaptığım gibi arkadaşlar şöyle bir bezle şöyle temizliğini yapalım. Ondan sonra takalım dostlar. Yaptığımız iş dört dörtlük tertemiz olsun. Arkadaşlar güzelce köpüklü suyla şu aksam her zaman bu aralıkta olmaz. Her zaman temizlenmez. Bir de şu alttaki körük benim aslında sağ taraftaki biraz eski. Bu da eskimeye başlayık. Değiştireyim dedim ama lakin maalesef o körükten bulamadım. Ön körükten buldum. Arkadaki körükten bulamadım. Eğer sizinki çok ölüyse, eğer bulamıyorsanız yerine başka bir şeyler, başka arabaların falan piyasada bulunuyor. Onlardan oraya uydurmaya çalışırsanız arabanızın orijinalliği ve her şeyin yerli yerinde olduğu güzel bir görünüm çıkar. Bu iyice öldüğü için böyle kapkara da şey çıkıyor bundan. Leke pislik çıkıyor. Aynı zamanda araba beyazsa arabanın kaburtasını bakın şöylece kapkara yapıyor arkadaşlar. Evet, temizliğini yapalım. Arkadaşlar burç takımımı ve pinlerin Kayseri Yeni Sanayi Otos Yeni Otosanayi'de Genç Otomotiv'den temin edebilirsiniz. Burada bu ürünün fiyatı bu tarih itibariyle 10 liradan 2 kapı için 20 lira. Yani bir tanesi 10 lira arkadaşlar. Şimdi hadi ürünlerimizi yerine güzelce oturtalım, takalım. Evet, burçlarımı yerine oturmadan önce burç yataklarının içine gres sürmek istiyorum. Burcu hem üstten hem alttan taktığımız zaman arada bir boşluk kalacak. O boşluğun içinde gresin barınmasını istiyorum ki sürekli yağlama olayını orada yapsın. Biz ne kadar da yan taraftan ince yağla sürsek de gresin yeri bambaşkadır arkadaşlar. Gres her zaman söylerim daha uzun ömürlü, daha uzun yağlama, uzun müddet yağlama özelliğine sahip yağdır dostlar. Yeşil gres de aynı zamanda bu konuda daha başarılıdır. Elle arkadaşlar öncelikle şöyle ağızlattırıyorum. Ağızlattırıyorum. Ondan sonra çakma işlemini gerçekleştireceğim. Yoksa düzgün bir çakma sağlayamayacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunun için siz direkt çekiçle de vursanız da olur ama bir burç yardımıyla vursanız daha sağlıklı, daha güzel olacaktır arkadaşlar. Evet. Evet, üst tarafın çakmasını uzaktan gösterdim ama alt tarafı şöyle yakından göstermek istiyorum. Güzelce burçlarımız hem üstten hem alttan güzelce oturttuk. Yağının fazlalığını da şöyle
burçların üst tarafına yedirdim. Bir kapı için iki tane kapı vidası, kapı pini bulunur. Dört tane burç bulunur ve bir tane de kapı gergisi için, arkadaşlar hemen şöyle çıkarayım, kapının gergisi için şöyle bir pini bulunur dostlar. Yani setin içinde bunlar vardır. Hemen üsttekileri de güzelce yerine oturtalım. Alttaki birazcık gevşek geçiyor. Hoşuma gitmedi. Çok gevşek geçmesi burcun çok mahmul olmaz. Bakın şöyle, yani şeye bile gerek kalmadan fena değil. Gerçi sona doğru bayağı güzel geçti. Evet, iyi. İyi. Kötü demiştim ama gayet başarılı. Şöyle de takmadan önce kapıyı geçirip de sonra vidasını takmadan önce de pinlerin böyle yerine geçip geçmediğini kontrol etmekte fayda var. Eğer geçmezse bilin ki sıkıntı var arkadaşlar. Bu da geçiyor. Kapı menteşelerimizin şu ağız kısımlarına şöylece gres yağı süreceğim. Burcu üst tarafından çabucak aşındırmasın diye ve aynı zamanda da kapı rahat bir şekilde açılıp kapansın diye şu ağız kısımlarına, çok fazla yatırma tacım, gres yağımızı şöylece güzelce sürdüm dostlar. Hadi kapımızı yerine geçirelim. Evet. Hadi bakalım Taha. Sen de yardımcı ol. Kapımızı biraz daha arkaya doğru Taha. Dik değil de biraz daha arkaya doğru denk getirip yavaş küçük, yavaş küçük hareketlerle. Evet, şu hareketleri de, şu sallama verdiremiyor muyuz? Yavaş yavaş dur. Yavaş yavaş koçum, oluyor. Az kaldı. Al, fazla, arkadan fazla kaldırma. Şimdi sen kapıyı bırakma. Evet arkadaşlar. Şimdi altı yaparken üst bozuluyor. Üstü yaparken alt bozuluyor. O yüzden şöyle altı üst tarafındaki vidasını güzelce sıkacağım, geçireceğim öncelikle kaymasın diye. Hafiften de dişine de gres sürüyorum ki yarın bir gün bir daha sökülürken paslanıp bizi sıkıntıya sokmasın diye dostlar. Evet, altı geçirdik. Şimdi üstü geçirdik. Şimdi alt daha kolay yerine gelecek arkadaşlar. Evet, altın da pinini güzelce, vidasını yağladım. Dişine de hafiften biraz sürdüm. Evet. Evet. Vidalar yerine oturttum dostlar. Vidalar yerine otursun diye evet, çekicin sapıyla şöylece vurdum arkadaşlar. Oturdu. Şimdi dişini ilk burada tutturmak önemli. Birazcık lokmanın arkasından bastıra bastıra. Ha? Ben çenimle bastırıyorum da o yüzden. Tacım, tamam. Arkadaşlar sol elimle lokmayı şöyle yukarı doğru kaldırıyorum ve sağ elimle de lokmayı çeviriyorum. Yoksa dişini tutturamayacaksınız. Tutturamazsınız. Şu lokmanın dışına bir şey sarayım. Kabortoya değiyor. Burayı tutturdum. Hazır tutturmuşken de boşluğunu şöylece aldırayım. Şu fazla greste sağa sola deyip kirletmesin sağa solu. Evet, boşluğunu aldım. Aynı şekilde aşağı taraf yapayım.
Mantık aynı arkadaşlar. Vida tutsun diye üst tarafından bastırıyorum. Bir kere tuttuğu zaman zaten bir daha üstten çok fazla bastırmanıza gerek kalmayacaktır dostlar. Evet, tuttu mu tuttu. Şu bezimi sarayım arkadan. Karşıdan bak o zaman. Şimdi bak, ben şöyle güç uygulayacağım. Biraz şu tarafa doğru bak. Ha, tut. Kapıyı tut, gitmesin oraya doğru. Şimdi boşluğunu aldım. Evet arkadaşlar, altı güzelce sıktım. Şimdi de şu üstü güzelce sıktım dostlar. Altı bir daha kontrol edelim mi? Edelim. Evet, biraz ittireceğim tacım, tut. Destekli tut abicim. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Bu işlemi yaptık ya arkadaşlar. Salla bakayım Taha. Boşluk var mı, oynayacak mı? Evet, araba oynuyor ama kapı boş yerinde, boş boş oynamıyor. Şimdi gelelim kapı gergisini takmaya. Öncelikle kapı gergimizin şu kısmını güzelce yağlıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şu iç kısmını da güzelce yağladım. Sonra kapı gergimi arkadaşlar yerine oturtuyorum. Şu anda boşta ya. Bunu tam doluya çekebilmek için kapımı yerine oturttuktan sonra şöyle geriye doğru asıldım. Şu anda tam doluya çıktı. Yeni pinimi şu yarık kısmı iç kısma gelsin, gözükmesin çirkinliği diye. İç kısma gelecek şekilde şöylece deliğine denk getirdim. Şimdi ben burada bir lokma uzun kol kullanıyorum arkadaşlar. Deliği de yine arka tarafına koydum ki kaportayı çizmesin diye dostlar. Evet. Bu kadar yeterli mi? Bence evet, geçti, bu kadar yeterli arkadaşlar. Evet dostlar, böylelikle de kapı menteşemizin, kapımızın boşluğunu aldık, burçlarını değiştirmiş olduk. Yalnız bakın, burada şu kola basıp şöyle ittiğimiz zaman tık tık diye bir ses yapıyor. Kapı ayarı yapmak lazım. Kapı ayarını burada göstermeyeceğim size. Çünkü hem ön kapı gergisini değiştirirken nasıl ayar yapıldığını göstermiştim. Aynı zamanda da sadece ayrı bir videoda kapı ayarının yapılışını orada göstermiştim. O videoyu da bu videonun altındaki açıklamalar kısmına linkini eklerim. Oradan istifade edebilirsiniz dostlar. Peki de arkadaşlar, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.